Ahiret gününe iman. Sayfa 157 arkadaşlar. Ahiret ne demektir? Ahirete iman ne demektir? Önce meseleyi hep yaptığımız gibi lügat açısından bir bakalım inşallah. Ahiret kelimesi Arapça bir kelimedir. Ahir, son, öteki anlamına da gelir. Sonra gelen son gün anlamlarına bir kelime. Biz de bazen ahiret deriz, bazen öteki deriz, bazen öbür alem deriz, öteki dünya deriz. Bu kelimeleri kullandıkça rahmetli Kadri Çavuş hocamız aklıma geldi. Dostlarımdan anlatırdı böyle hatıraları bu mübarek hocamız. Efendim, hepsi öteye gitti dedi. Sonunda da saydıkları eski zatlar hepsi öteye gitti, hepsi ötede dedi. Geldi de öteye gitti. Görevimiz geldi. Öyle sevdiğimiz insanlar öteye gide gide önce bize ürküntü veren ölüm ve ötesi giderek sevimli gelmeye başlıyor. Çünkü yeni bir ayrılık, ayrılıktan sonra kavuşmayı bildirmeye başlıyor bize. Elhamdülillah Müslümanın da ölümden korkusu yoktur aslında da biraz ettiklerinden korkusu var. Ölünce doğru cennete gideceksin deseler İstemeyenin karnı arasın değil mi arkadaşlar? Öldükten sonra bir hayat var. O hayatı anlatan bir kelime. Ahiret, İsrafil aleyhisselamın sura ip üfürmesiyle Cenab-ı Allah'ın dünyaya koymuş olduğu kanunlarını kaldırmasıyla allak bullak olacak. Her şey yerinden oynayacak. Dünya, güneş, ay, bütün gezegen, yıldızlar, sular, denizler bunlar paramparça. Ateş topu gibi böyle korkunç bir manzara, bir hadis-i şerife göre Müslümanlar bu korkunç manzarayı görmeyecekler. Öncesinde bir duman, nezleye tutulmuş gibi hafifçe onları bayıltacak ve bu korkunç azap, اِذَا زُزِّلَتِ الْعَرْضُ زِزَّالَهَا suresinde beyan edilen ya da الْقَارِعَةِ مَا الْقَارِعَةِ وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةِ bunların manasına bakarsanız tüylerimiz diken diken oluyor. Bu günleri Müslümanlar görmeyecek inşallah. Böylece Cenab-ı Allah'ın sura üfüren İsrafil aleyhisselam, sonra Cebrail aleyhisselam onlara da siz de ölün diyecek ve Allah Celle Celaluhu'nun dışında canlı mahluk kalmayacak, bir şey kalmayacak. Yaratılış ilk evveline dönecek. Sonra Allah-u Teala İsrafil Aleyhisselam'ı tekrar yaratır. İkinci bir sure üfürüşle insanlar mezarlarından kalkarlar. Bu manzarayı da zaman zaman tefekkürü mevt, çok faziletli, çok bereketli, çok faydalı bir tefekkürdür. Büyüklerimiz bizlere değil mi hep tefekkürü mevti hiç olmazsa günde bir defa 5-10 dakika tefekkür etmemizi tavsiye ediyorlar, emrediyorlar. Böyle mezarlardan insanlar bedenleriyle beraber ruhlar bedenleri bulacak ve üstteki toprakları döke döke kafasını kaldırıp şaşkın şaşkın sağına soluna bakacaklar. Bu şaşkınlık Müslümanlar için olmaz inşallah. Çünkü onlar bu işleri önceden biliyorlar. Başlarına ne gelecek? Önceden onlara hep bilgi verilmiş. Ve önlerinde de bir nur inşallah. İmanları ve salih amelleri, hizmetleri, ibadetleri onlara bir nur olur. Mahşer yerine doğru, Arasat bir başka adı mahşerin, sevk olunurlar. Bu ikinci sur ile yeni bir hayat başlar. İşte biz öldükten sonra tekrar dirilip sonsuz bir hayatın olacağı o dünyaya ahiret hayatı diyoruz, ahiret günü diyoruz, ahirete iman diyoruz. Muhterem kardeşlerim, bu dünya fani. Bunu gözümüzle görüyoruz. Doğanlar ölüyor. Ölenler bir daha geri gelmiyorlar. Hiç şüphesiz ki vakti saati gelince biz de büyüklerimiz gibi ölüp gideceğiz. Bu dünyanın fani olduğu buradan da malum. Allah-u Teala bu kıyamet sahnelerini Kur'an-ı Kerim'in çok ayetlerine değişik bir şekilde serpiştirmiş. Dolayısıyla Kur'an okuyan insanlar ölüme ve kıyamete ki sa'ah olarak gelir. Bir başka adı kıyametin Kur'an-ı Kerim'de sa'attır. Bununla hep alışıktırlar.
Bunları değişik surelerde hep karşılarına çıkar, hazırlanırlar. Kur'an-ı Kerim Yevmül Ahir diyor. Kitabımızın ikinci paragrafında başka adlarını da savmış. El Yevmül Ahir, son gün yani. El Yevmül Ba'as. Ba'as, diriliş demektir arkadaşlar. Arabistan'da Ba'as partisi var diyorlar değil mi? Ne partisiymiş bunlar aslında? Diriliş partisi. Bizim Türkiye'mize de Diriliş Partisi'ni açtı Sezai Karakoç Üstad ama kendisinin partiyle alakası olmayan bir müttefekkir idi. Nitekim çok da sürmedi. Kendiliğinden kapandı gitti. Ba'as diriliş demektir. Amentü'de okurken ne diyorduk? Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil ahiri. Ba'asu ba'as. Ba'del mevt. Mevt ölüm demek değil mi? Ba'as diriliş demektir. Yevmül ba'as. Yevmül kıyame. Kıyamet günü. Yevmüddin bir başka adı. Elhamdülillahi rabbil alemin. Rabbul alemin. Allah'a hamd olsun. Nasıl geliyor sonra? Maliki yevmüddin. Din gününün maliki, iktidarı, sahibi. Yegane orada hüküm verecek olanı. Oradaki din günü de bu ahiret günü anlamına. Maliki yevmüddin. Yevmüddin. Ceza. Yani yapılan amellere karşılık demektir. Ceza Arapçada karşılıktır. İyilik yapanlara mükafat olur. Kötülük yapanlara Türkçemizdeki ceza olur. Yevmül hesab. Hesap günü. Yevmül talak. Kavuşma günü. Yevmül hasre. Hasret günü. Çünkü innel insane lefî husrin. Hüsranda, zararda, ziyanda yahu diyecek iyiler. Daha iyi olabilirdik be. Vaktimiz de vardı. Değil mi? İmkanımız da vardı. Bilgimiz de vardı. Yani niye biz daha iyi olmadık? Kötülerde iyi olma imkanı vardı. Herkes oluyor diyor. Biz niye kötü olduk diye. Dizlerine vurulacak. Burada yazmamış ama yevmül hasre, hasret günü, pişmanlık günü. Yevmül tegabun. Kur'an-ı Kerim'de bir tegabun suresi var. Oradaki yevmül tegabuna da aldanma günü diyor. Yani insanlar orada dünya hayatında nasıl aldandıklarını görecekler. Tefsir kitaplarında örnekler veriyor. Adam vaizdir, hocaefendidir, cemaatini anlatıyor. Dinleyen cemaat ihlasla, samimiyetle dinlemiş, anlatandan çok daha o bilgileri yaşayarak istifade etmiş. Ve hesaba çekilirken bir bakıyorlar ki dinleyen adam anlatan alimden daha güzel yapmış ve dereceler kazanmış. Ben aldanmışım diyor adam yani. Ya da patrondur, işçisini hor hakir görüyordur. Halbuki İslam'a göre insanların kadri, kıymeti cebindeki parasına göre, şekline, şemaline göre, ırkına göre değil, değil mi arkadaşlar? İnna Allah la yanzuru diye başlıyor hadis-i şerif. Allah bakmaz insanın yakışıklılığına, kalıbına, malına, arkasındaki kalabalığın çokluğuna. Kalbe bakar, imana bakar. İnne ekremekum indallahi etkakum. Ayet-i kerim öyle buyuruyor. Allah katında ama Allah katında, insanların değil. İnsanların katında derseniz cebinde kaç kuruş fazlaysa o kadar itibar diyorlar bugün çarşı pazarda. Ama Allah katında en mükerrem insan, estağfurullah, insanların en mükerremi etka, Allah'tan en çok korkan, emirlerine karşı saygılı olup yerine getirendir. Takvalı insan yani. Patron bakacak ki işçim dediği, hor gördüğü adam bütün sevapları almış götürüyor değil mi? Onun yanında çok mahcup olacak. Aldandım diyecek. Yani böyle aldanma günü. Hakikat meydana çıkınca tegabın. Allah Celle Celaluhu uyanıklık ihsan eylesin. Amin. Bugünden o güne hazırlanmayı nasip eylesin. Amin. Kıyamet gününden sonra insanlar yeniden hayat olarak kabirlerinden kalkacaklar. Karanlıklar içerisinde ama her bir insanın kendi imanı ve salih ameli ve güzel ahlakı nur olacak, projektör olacak, önünü aydınlatacak ve oradan gidecekler. Etrafındakiler bize de şu nurunuzdan biraz tutsanız, önümüzü aydınlatsanız diyecekler ama bu nur geride kazanılır dünyada, geriye diyecekler. Geri, şu bizim gericilik, şu bizim meşhur irtica,
Orada da karşımıza çıkacak. Ama Müslümanlar bu sefer onlara hadi bakalım irticaya geriye gidin de kazanın bunu diyecekler inşallah. Her zaman onlar gülmez ya. Buradan başlayan, bundan sonra insanların mahşer yerinde biriken, mahşer yeri işte biraz sonra anlatacağız. Ya Arş-ı Âlâ'nın gölgesi ya da güneşe çok yakın mevzada çıplak bir alan. Defterlerin dağıtılması, insanların yaptıklarından hesaba çekilmesi, Cenab-ı Allah'a hesap vermeleri, mizanda, terazide amellerinin tartılması, sırat köprüsünden geçiş, geçemeyiş, düşüş ya da geçip cennete giriş de artık nihayetlenecek bir safhadır. Allah-u Teala hepimizi inşallah ayakları sırattan kaymadan geçip cennete ulaşan cemalullah'ı seyreden kullarından eylesin. Kıyamet İsrafil Aleyhisselam'ın sure üfülmesiyle başlandığını söylemiştik değil mi? Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyorlar ki İsrafil Aleyhisselam fevkaladelik arz eden o kıyametin kopuşuna kendini hazırlamak için bir ayağını öne bir ayağını arkaya attı ve sağlam durdu diyor, yani sağlam duruşun ifadesi. Boruyu ağzına aldı, nefesini çekti ve gözünü Cenab-ı Allah'a dikti. Şu anda öttü dese öttürecek. Bu kadar yakındır. İttarafa sa'a. İşte kıyametin kopuşu çok yakın. Neden? Bir başka delili. Biz ahir zamandayız arkadaşlar. Peygamberimizin doğuşu veya da peygamber oluşu bisetle ahir zaman başladı. İslam tarihçileri dünyayı 3 çağa ayırırlar. İlk çağ, orta çağ, son çağ. Biz de Arapçasını söylesek İslami oluyor gibi gelir bize ama aynı şeydir arkadaşlar. Asr-ı Ula Hazreti Adem'den Hazreti Musa'ya kadar, Hazreti Musa'dan Hazreti Peygamberimize kadar efendim Ula yani orta çağ, Hazreti Peygamberimiz Efendimiz'den kıyametin kopuna kadar da ahir zaman son çağ yani. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bi'seti ahir zamana giriştir ve kıyameti bekleyiştir. Peygamberimiz kendi sağlığında kıyameti gözledi. Bazı hadis-i şeriflerde ileride olacak olan olayları da sayıyordu. Yani bu konuda bir bilgi yok. Allah-u Teala kıyamet ne zaman kopacak bunu katında saklamış.